Merhaba, ben Mesut Çevik. Donanımhaber.com olarak Huawei Mate 20 serisi, Mate 20 ailesi lansmanı için Londra'ya geldik ve şu anda elimde Mate 20X'i tutuyorum. Mate 20X, Mate 20 ailesinin en büyük üyesi, en büyük ekranlı üyesi. Telefon tam 7.2 inçlik bir ekranla geliyor ve en büyük özelliği de üst taraftaki çentiğin sadece kamerayı kapsayacak şekilde damla şeklinde yapılmış olması. Ekran kasa oranı açısından gerçekten muazzam bir oran yakalanmış durumda. 7.2 inçlik OLED ekran 18.7'ye 9 formatlı 2244x1080 piksel çözünürlüğe sahip ve detay olarak baktığınızda yani bu büyüklükte bu çözünürlük hiçbir şekilde sırıtmıyor. İkonlar, yazılar olabildiğince keskin bir şekilde görülebiliyorlar. Telefon Android 9.0 işletim sistemini taşıyor. Aynı zamanda EMUI, yani Huawei'in kendi arayüzünün 9.0 versiyonu mevcut. GPU Turbo özelliğinde aktif olduğunu görüyoruz. Telefon aynı diğer Mate ailesi telefonlar gibi arka tarafında 3 tane kamerayla gelmekte. Geniş açı, siyah beyaz ve normal kameralar, bokeh efekti verilmiş fotoğraflar çekmeniz yanında geniş açılı fotoğrafları da çekmenizi sağlıyorlar. Ultra geniş açı birçok ortamda özellikle telefonun dar açısından dolayı gösteremediğiniz manzarayı, çekemediğiniz grupları çekmenize yardımcı olacak. Telefonda parmak izi okuyucu arkaya yerleştirilmiş. Ulaşması çok zor değil. Açık söylemek gerekirse hani 7.2 inçlik boyutları düşünüldüğünde sanki biraz daha zor ulaşılabilecekmiş gibi bir yer gibi duruyor ama değil, rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Telefonun içerisinde 6 GB bellek, 128 GB depolama alanı sunuluyor. Aynı zamanda 232 gram ağırlığıyla da 5000 mAh'lı bir cihaz olduğu düşünüldüğünde taşıması boyutlarına nazaran çok zor değil, kolay diyebilirim. Yani tabii ki 7.2 inçlik bir telefon olduğu için cebinize falan koyarken zorluk yaşayacaksınız ama 5000 mAh bataryası, 6 GB belleği, Kirin 980 yongası, 3 kamerası vesaire özelliklerini düşündüğümüzde bence 230 gram ağırlık çok iyi yakalanmış. Chipset olarak Kirin 980'i gördük. Dilerseniz şöyle kamera detaylarını da göstereyim sizlere. Normal kameralar, ana kameramız 40 megapiksel ve f1.7 lensle geliyor. 20 megapiksellik f2.8 lensli kameramız var. Bir de 8 megapiksellik f4.4 geniş açı kameramız var. Ön tarafta 24 megapiksellik f2.0 kamerayı görüyoruz. Aynı zamanda IP53 su ve toz sıçramalarına karşı dayanıklılık görüyoruz bu telefonda. Mate 20 ailesinde IP68 sertifikası var. Orada daha uzun süreli su altında kalmalara karşı dayanabiliyor telefon. Ama bu büyüklük, bu incelik herhalde su ve toza karşı dayanıklılığın arttırılmasını engellemiş. Ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağını bilmiyorum ama ülkemiz kullanıcıları büyük ekranlı telefonları seviyorlar ve büyük ihtimalle Mate 20X'i de görmek isteyeceklerdir. Eğer iyi bir fiyattan ülkemizde satışa sunulursa bu telefon birçok kullanıcının tercih sebebi olabilir. GPS uygulamaları kullanırken, haber okurken, internette gezerken, özellikle uzun yolculuklarınızda video izlerken 5000 mAh bataryasıyla bir tablet kullanım kolaylığını, tablet kullanım uzunluğunu kullanıcıya sunacak gibi duruyor. Tabi oyunları oynarken de sizlere avantaj sağlayacak telefonlardan biri. Arkasında özel bir soğutma sistemi var. Vapor Chamber denilen sisteme aynı zamanda ekstra bir kaplama da eklenmiş ve bu kaplama sayesinde cihaz daha serin, daha uzun çalışabiliyor, daha yüksek performans, uzun süreler kalabiliyor. Tek elle kullanması gerçekten zor bir cihaz. İki elle kullanacağınız bir makine gibi düşünmeniz lazım bunu. Şimdi kamerayı da bir aktif ederek şöyle az çok menülerini göstermek istiyorum sizlere. Yine yapay zeka ile desteklenmiş bir modumuz var. 3x yakınlaştırmayı optik olarak yapıyor. Aynı zamanda 5x optik yakınlaştırma ile dijital yakınlaştırmanın harmanlandığı bir modda mevcut. Ve aynı zamanda dilerseniz daha da arttırırsanız zoom değerlerini, diğer bütün kameraların devreye girerek dijital 10x 10 kat yakınlaştırma yaptığı bir modda görebiliyorsunuz. Yine portre moduna sahibiz. Portre modunda arka tarafın bulanık hale getirildiği fotoğrafları elde edebiliyorsunuz. Ama telefonu gerçek anlamda tek elle kullanmak çok zor. Kullanıcılar böylesi büyük ekranlı bir cihazı çift elle kontrol ederlerse daha rahat olacak. Arka tarafın özellikle parmak izi tutmayan, kavramayı kolaylaştıran bir kaplama olduğu söylendi ama ister istemez tabii parlak yüzey parmak izi tutuyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Umarız ülkemizde gördüğümüz bir model olur. Benim beklediğimden daha kolay kontrol edilen, daha kolay tutulan, daha ince ve hafif bir model çıktı Mate 20X. Büyük ekran seven kullanıcıları cezbedecek bir model gibi duruyor. Burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.